5 gündür odasından hiç çıkmayınca telaşlandık biz de biraz Zafer Bey. 5 gün mü? 5 gün. Niye daha önce haber vermediniz Demet Bey? Haklısınız ama Vahit Bey'i biliyorsunuz. Biz bize kızar diye. Hiçbir şey de yemeyince 5 gündür. Yani odasına su bile istemedi. Telefonla arıyoruz. Beni rahatsız etmeyin deyip telefonu suratımıza kapatıyor. O bizi çağırmadan o odaya girmek ne haddimize? Bir de şu müzik olayı var tabii. Müzik mi? Hangi müzik olayı? Hoş geldiniz Zafer Bey. Hoş bulduk Onur Hanım. Nihal'le ne konuştuğunuzu bilmiyorum ama tek başına indi merdivenleri. Onu buraya size getirmekle çok doğru bir karar verdiğimi biliyordum. Daha yılın başındayız Zafer Bey. Hem sizinle hem de Nihal'le. Evde durumlar nasıl? Sizinle konuştuğumuz gibi zorla da olsa arkadaşlık etmeye çalışıyorum onunla. Bazen işe yarıyor gibi ama bazen de gördüğünüz gibi çok kötü oluyor. Ben bu denklemi bir türlü çözemiyorum doktor hanım. Siz yine de bu paylaşımlara devam edin olur mu? Birlikte vakit geçirmek bir süre sonra size de iyi gelecek. Alışacaksınız. Alışacağım öyle mi? Alışkanlıklarımız hayatımızda her zaman önemli bir yer kaplar. Siz nasılsınız peki? Ben mi? Bana gelene kadar korkarım daha önemli bir mevzu var Manolya Hanım. Öyle mi? Nedir? Babam. Aa, nesi var babanızın? Babam çok rahatsız doktor hanım. Dün onu otelimizde hiç de ona yakışmayacak bir halde buldum. 40 yıl düşünsem onun bu hale geleceği aklım ucundan bile geçmezdi. Şu anda da çok iyi olduğu söylenemez. Zamanınızı çalmak gibi olmasın ama bugün onu görme imkanınız olabilir mi? Emrivaki olduğunun farkındayım. Lütfen affedin beni. Benim de şahsen en hoşlanmadığım şey bu. Ama öte yandan babamı o halde bırakamam. Gerçekten endişelisiniz. Endişe hafif kalır efendim. Ben çok korkuyorum. Kendisine bir şey yapacak diye korkuyorum. Zaten onu buraya getirmek de öyle pek kolay olmayacaktır. Kendisi istemiyor mu gelmeyi? Bırakın gelmeyi, hasta olduğunu bile kabul etmiyor ki. Sizin için de zor olacak desenize. Aynen öyle. Belki de hayatımda ilk defa ona rağmen bir şey yapacağım. Demek ona rağmen bir şey yapmak seni bu kadar korkutuyor. Nasıl biri acaba babası? Evet, istemeyeni buraya getirmek her zaman zordur. Ama siz mümkün olduğu kadar kararlı davranın. Kararlı davranayım değil mi? Haklısınız. Ben de aynen öyle yapacağım. Durumun basit bir sıkıntıdan ibaret olmadığı belli. Bir yandan eşiyle ilgilenirken şimdi de babası hastalandı demek. Zafer'e yardım edebilmek için önce diğerlerine yardım etmeliyim. Bu çok belli. Ancak o zaman sıra kendine gelecek. Tamam Zafer Bey, durumun aciliyetini çok iyi anladım. Akşamüstü babanız için vakit ayıracağım. Merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok müşkül durumda olmasak sizden asla böyle bir şey talep etmezdim. Rica ederim. Umarım yardımcı olabilirim. Müsaade ederseniz size biraz babamdan bahsedeyim. Onu iyi tanırsanız beni daha iyi anlayacağınızdan eminim. Öyle mi dersiniz? Öyle. Buyurun.
Bugüne kadar babama anlatmaktan hep kaçtım biliyorum. Ama şu anda tam sırası. Babasıyla ilgili konuşmayı sevmediğini geçen seansta anladım zaten. Ama bu sefer onu anlatmak konusunda zor da olsa kararlı. Nasıl bir baba-oğul ilişkisi var acaba aralarında? Peki buyurun, sizi dinliyorum. Nereden başlasam? İnsan söz konusu Vahit Bey olunca nereden başlayacağını bilemiyor. Her şeyden önce babam çok sert tabiatlı bir adamdır. Ama çok zeki, yetenekli ve çok çalışkandır da. 1950'lerin Türkiye'sinden Almanya gibi bir ülkeye gidip eğitim almak ve hatta iyi dil bilmediği halde okulunu birincilikle bitirmek öyle herkesin yapabileceği bir şey değildir. Nasıl da hayranlıkla anlatıyor babasını. Sanki bir roman kahramanından bahsediyor. Ama babasının yaptığı da az değil hani. Dilini bile bilmediğin bir ülkeye git, sonra da o fakülteyi birincilikle bitir. O zamanlar adet olduğu üzere Ankara ya da İstanbul gibi büyük bir şehire yerleşip devletle çalışmak yerine o kendi küçük memleketimize, kentimize dönüp orada fabrikalar, iş yerleri açmış. Şimdi yüzlerce insan onun açtığı iş yerlerinde çalışmakta. Memleketine hizmet etmiş, insanların hayır duasını almıştır. Öyle mi? Ne kadar güzel. Öyle ya. O kimseye yaklaşmaz ama herkes onu çok sever, sayar da. Ama bir o kadar da korkarlar. Korkarlar mı? Neden? Bunun cevabını belki siz bana babamı tanıdıktan sonra verebilirsiniz. Tamam. Siz peki, siz de korkar mısınız babanızdan? Ben de korkarım babamdan. Herkes gibi. Hiç unutmam. Küçükken eğer babam evdeyse ağlamaya bile çekinirdim. Hadi beni geçin koskoca insanlar. Öksürmeye bile çekinirlerdi. İyice merak ettim bu Vahit Bey'i. Garip bir otoritesi vardır babamın. Gözleriyle hiç konuşmadan hizaya getirir insanı. Son imparator derler ona. Bunun sonradan takılmış bir lakap olduğunu sanmayınız lütfen. Okul yıllarından beri öyle söylenirmiş, gençliğinden beri böyleymiş. Siz de gördüğünüzde anlayacaksınız zaten. Çok farklı bir aurası vardır. İnsanı hemen etkisi altına alır. Ama ne yazık ki son zamanlarda babama bir şeyler oldu. Önce hiç olmadığı kadar para harcamaya başladı. Adeta herkese para dağıttı. Ben fabrikadan malları kamyona yükleyip gönderiyorum. O malın parası fabrikaya geri dönmediği gibi şirketimizin diğer hesaplarından da yüklü miktarda para çekildiğini gördük. Ancak hepimiz ondan çok çekindiğimiz için kimse ona bunun hesabını soramadı. Bir süre sonra durumu aniden değişti. Bu sefer de otelden dışarı çıkmaz, yemez, içmez, uyumaz olmuş. Otel personeli durumu görünce hemen bana haber verdi. Ben de kalkıp korka korka olsa da hemen onun yanına gittim. Her şeyi anladım da korkmak neden? Efendim babamdan habersiz kimse o otele giremez. O kadar yani. Ve çok kötü bir halde buldum onu. Nasıl desem, sanki kendinde değildi. Sanki başka biri vardı karşımda. Önce çok para harcıyor, sonra da otelde odasından çıkmıyor. Hastalığın ne olduğu anlaşıldı. İşin kötüsü depresyonu da çok ağır olur bu hastalığın. Çok etkilenmişsiniz. Manoli Hanım bakın, babam benim için çok önemlidir. Evet herkesin babası önemlidir ama benim babam başkadır. Babasına hem çok hayran hem de ona karşı tuhaf bir tutkusu var. Artık bu tutkunun içinde kim bilir hangi duygular iç içe geçmiştir. Onu böyle görmek çok zoruma gidiyor. Babanızın sizin hayatınızda çok önemli olduğunu söylediniz. Bunu biraz daha açar mısınız? Zamanı gelince bunları size ayrıntılarıyla anlatmak isterim. Sizi konuşurken söz sık sık babanıza gelecek öyleyse. Benim hayatımın her döneminde babamın damgası vardır. Zaman geçtikçe bunu daha iyi anlıyorum.
O benim için hem önemli hem de çok kıymetlidir. Ama babam bunu ne kadar bilir, hisseder mi? Onu bilmiyorum. Niye öyle diyorsunuz? Biz... bazı sorunlar yaşadık babamla. Çocukluğumdan beri gelen sorunlar. Ben hep sosyal, konuşkan, mütevazı, güler yüzlü bir çocuk oldum. Nasıl desem? Babam ben de ta o zamandan aradığını bulamadı. Benim sadece başarılı değil, en başarılı olmamı isterdi. Kendisi gibi mi? Galiba öyle. Biz pek yakın değilizdir Vahit Bey'le. Gerçi hayatlarımız iç içe geçti. Hala da ayrılmadık ama her zaman mesafeliydik. Babamı görünce ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Babasından Vahit Bey diye bahsediyor. Onun için babadan çok bir otorite figürü, bir kural koyucu, bir patron gibi olmuş sanki. Sen neden bir zaman sonra başının çaresine bakmadın, çekip gitmedin, ayrılmadın, kendi işini kurmadın derseniz... öyle kolay değil Vahit Bey'in tebaasından çıkmak. İsteseniz de bazen hayat izin vermez. Anlaşıldı. Sizinle konuşacak çok şeyimiz var. Çok. Hem müthiş bir hayranlık hem de müthiş bir çatışma var aralarında. Belki de şimdiye kadar birçok şeye mal olan bir çatışma bu. Bu baba oğul hikayesinde bana şimdiden dokunaklı gelen bir yan var. Belki de Vahit Bey'i tanıdıktan sonra nedenini daha iyi anlayabilirim. İşte böyle Manolya Hanım. Ben daha fazla zamanınızı almayayım sizin. Akşam getiriyorum babamı. Bekliyorum Zafer Bey. Tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tunacığım, bugün son seanstan sonra Zafer Bey babasıyla birlikte gelecekler. Sen de çıkma lütfen. Tabii hocam, buradayım ben. Hiç merak etmeyin. Çok farklı babalarla büyümüş çok farklı iki çocuk. İkisi de çok çekmiş babalarından. Biri erkenden büyüyüp babasının rolüne bürünürken, diğerine hep babasının oğlu olmak düşmüş. Haberim var babanızın geleceğinden Zafer Bey. Doktor hanım iletti bana şimdi. Harika. Akşam onu da alıp birlikte geliyorum öyleyse. Bekliyoruz. Sizin de randevularınızı haftaya aynı saat olacak şekilde not alıyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Tuna. Ne demek, rica ederim. İyi günler. Doğan günün kaderidir akşam olmak. Gün aydınlık öykülerini yanında götürürken... Sadi gibi onlarca çocuk bu gecede soğukta, sokakta yaşam mücadelesi verecek. Çok azı başarabilecek büyüyüp birey olmayı ve kendini gerçekleştirebilmeyi. Bir ömür kalplerinde bir nişan gibi taşıyacaklar yaşanmamış çocukluklarını. Toplumun diğer bireylerinden farklı olmak hem bir ödüldür hem de ceza. Kimsenin göremediği detayları görür de anlatamazsın. Kimsenin duyamadığı melodileri duyar da söyleyemezsin. Diğerleri yıldızları görmek için göğe bakarken sana ateş böceklerinin parlaklığı yeter bazen. O parlaklık müjdeler yaşanacak yeni günü. Yeni günle beraber bari bu kez tutabilsek o çocukların elinden. Gözlerine bakıp arasak umudu ve içimizde sönen yıldızlara inat sorabilsek. Sen hiç ateş böceği gördün mü? Girin. Hocam Zafer Bey ve Vahit Karahanoğlu geldiler. Ha, öyle mi? Buyursunlar. Tamam hocam. Hemen gönderiyorum. Siz iyi misiniz hocam? İyiyim Tunacığım. Hadi bekletmeyelim Vahit Bey'i.
Girin. Manolya Hanım. Zafer Bey. Hoş geldiniz. Bunlar ne sert bakışlar böyle? Sanki konuşmaya değil de savaşmaya gelmiş. Zafer haklıymış. Onun babasıyla ilgili anlattıklarını insan Vahit Bey'i görmeden tam olarak anlayamıyor demek ki. Hoş bulduk hanımefendi. Vahit Karahanoğlu. Çok memnun oldum Vahit Bey. Buyurun lütfen. Tekrar hoş geldiniz Vahit Bey. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Zafer anlatmıştır gerekenleri. İşimiz hiç kolay olmayacak belli ki. Hasta hali bile ne kadar korkutucu. Sağlıklı halini merak ettim doğrusu. Anlattı tabii, çok bahsetti sizden. İyi öyleyse. Durumu biliyorsunuz demektir bu. Bir şeyler bildiğim doğru ama her şeyi bildiğim söylenemez. Kimse kimsenin her şeyini bilemez hanımefendi. Zafer ne anlattı bilmiyorum ama ben... siz bana yardımcı olamazsınız. Buraya da zaten sırf o Zafer'i kırmamak için geldim. Çok çetin cevize çattık. O kadar çok kabuğu var ki hepsini de üst üste giyinip gelmiş. O kadar eminsiniz yani size yardımcı olamayacağımdan. Ben sadece ölmek istiyorum hanımefendi. Buna saygı gösterin. Beni rahat bırakın. Ben hayatımın sonuna geldim. Kalan ömrümün de bir an önce geçmesinden başka hiçbir arzum yok, hiçbir isteğim yok. O yüzden siz de beni rahat bırakırsanız... sizinle daha iyi anlaşırız. Vahit Bey, amacım sizi rahatsız etmek değil, tam tersi rahatlatmak. Şu anda bile ne kadar büyük bir sıkıntı içinde olduğunuzu görebiliyorum. Madem son günlerim diyorsunuz, keşke bu günlerinizi azap içinde geçirmeseniz. Azap çektim doğru. Bunu da böyle bakar bakmaz anladınız demek. Bu iyi bir şey. Önemli yani. Ama ya gerisi? Anlasanız ne olacak ki? Sanki elinizde sihirli bir değnek varmış gibi. Şu anki hislerinizi sadece bir sihirli değnek geçirebilirmiş gibi geliyor, öyle mi? Hanımefendi, benim size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Buna inanmamı beklemeyin benden. Sizin gibi bir adamın en sıradan sohbette bile anlatacağı çok şey vardır eminim. Benim gibi bir adam? Nasıl bir adammışım ki ben? Çok sevilen, sayılan. Bana o kadar çok anlattılar ki sizi. Sevilen mi? Beni kimse sevmez hanımefendi. Herkes korkar benden sadece. Ve daha ilgincini söyleyeyim mi size? Çok da haklılar. Hepsini çok mutsuz ettim ben. Bunlar nasıl suçlamalar böyle? Buraya girdiğinde benimle savaşmaya geldi sanmıştım.
Ama meğer o kendisiyle savaşıyormuş içeri girdiği andan beri. Buna da pek inanamam doğrusu. Neden? Çünkü oğlunuzu tanıyorum. Sizden nasıl bahsettiğini biliyorum. Zekanızı, başarılarınızı, çalışkanlığınızı biliyorum. Ayrıca memleketinize yaptığınız yardımları, elinden tuttuğunuz insanları, çalışanlarınıza karşı nasıl hakkaniyetli davrandığınızı da çok iyi biliyorum. Zafer mi anlattın bunları? Demek öyle. Demek hala arkamdan iyi konuşuyor. Ben hem onun hem de annesinin hayatını mahvettim. Evet, şimdi daha iyi anladım. Bu sert tavır bana karşı değil, kendine karşı. Çok öfkeli kendine. Ben yabancılara çok yardım ettim ama hanımefendi, kendi ailemi mahvettim. En başta Zafer'i. Yani benim için hala endişe etmesine çok şaşırıyorum. Neden öyle diyorsunuz? Hak etmiyorum çünkü. Benden hala ümidini kesmiyor. Buna inanmak çok zor, çok güç. Bu iyimser tarafını annesinden almış, benden değil. Böyle devam etmesine izin veremem. Gittikçe daha da çok kötülüyor kendisini. Kendine biçtiği bu canavar rolü ne kadar gerçek henüz bilmiyorum ama gözlerinde bir şey var bu adamın. Öyle bir şey ki gözlerine baktıkça insan onu anlamak, dünyasını daha yakından görmek istiyor. Vahit Bey, görüyorum ki kendinize karşı çok öfkelisiniz. Ama siz kendinizle böyle kavga edip durursanız size yardımcı olamam. Ben de öyle bir şey istemedim zaten. Bana kimse yardımcı olamaz. Demek o kadar umutsuzsunuz. Doğru bildiniz. Benim hayat denen bu oyundan bir beklentim kalmadı. Eğer mümkün olsa hemen ölmek isterim. Perde bir an önce kapansın. Yoksa her geçen gün benim aleyhime yazılıyor. Aleyhinize mi yazılıyor? Neden? Çünkü daha fazla yaşadıkça daha da fazla yanlış yapıyorum. Böyle giderse yakında çoluk çocuk aç kalacağız. Her şey çok kötü. Ve ben bununla artık hiçbir şekilde başa çıkamıyorum. İntihar etmenin günah olduğunu bilmesem şimdiye kadar kendimi çoktan öldürürdüm. Ama Tanrı günahlarımın bedelini bu dünyada ödememi istiyor. Bu yüzden öldürmüyor beni. Daha değil diyor. Sen karına çocuğuna çektirdin ama sen kendini daha yeterince çekmedin. Ne zamandan beri kendinizi bu kadar günahkar hissediyorsunuz? Ben hep böyleydim hanımefendi. Kendimi bildim bileli. Vahit Bey, anladığım kadarıyla ağır bir depresyonunuz var. Bu hastalık hastalık değil hanımefendi. Bu benim mizacım. İnsan neyse odur. Değiştiremezsiniz. Yüzü o kadar kederli ve hüzünlü ki belki de buna keder bile denemez. Sanki çoktan ölmüş gibi. Hiç yaşama belirtisi kalmamış. Üstelik ne hasta olduğunun bilincinde ne de düzelme umudu var. İşte depresyon dediğimiz hastalık tam da budur. Ama bu sıradan bir depresyonlardan biri değil. Majör depresyon. En ağırı yani. Koca bir çınarı bile ağına düşürmüş. Yavaş yavaş boğup öldürüyor. O kadar ümitsiz ki çektiği acıdan bile şikayet edemiyor. Beni telkin yoluyla etkileyebileceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ben kendimden başka pek kimseyi dinlemem. Vahit Bey, ben sizi hiçbir konuda etkilemeye çalışmıyorum. Zaten istesem de bunu yapamayacağımı görüyorum. Ama madem buraya kadar geldiniz, en azından bir hekim olarak konuşmama müsaade edin lütfen. Depresyon çok zor ve ızdıraplı bir hastalıktır. Önce insanların umutlarını kırar, yaşama sevinçlerini yok eder. Sonra yavaş yavaş ruhsal çöküntü başlar. Ağır bir karamsarlık, olumsuz duygu ve düşünceler egemen olur. Kişi her konuda kendini suçlu ve pişman hisseder. Depresyona giren herkes geçmişte yaptığı en küçük hataları bile büyütür.
Ben küçük hataları... Siz ne biliyorsunuz ki? Bilmediğiniz çok şey var. Herkes hata yapabilir Vahit Bey. Hepimiz insanız, öyle değil mi? Hanımefendi, beni size anlatmışlar ama... yanlış ve eksik anlatmışlar. Başkalarından çok benim sözlerime itibar ederseniz memnun olurum. Dediğim gibi ben çok günah işledim. Şimdi bu günahların cezasını çekme vakti geldi. Maalesef bu ceza bitmeden Tanrı ölmeme bile izin vermeyecek. Sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Bunu sizi hafife aldığım için değil, kendimi iyi tanıdığım için söylüyorum. O yüzden boşa yormayın kendinizi. Vahit Bey, sizce ben kendini boş yere yoracak birine benziyor muyum? Hem de hiç benzemiyorsunuz Manolyan. Bunu Zafer de anlamış olmalı ki hayatında ilk kez beni bana rağmen size getirdi. Ben bir doktorum Vahit Bey. Görevim buraya gelen insanları elimden geldiğince iyileştirmeye, yaralarını yok etmeye çalışmak. Sizin depresyonda olduğunuzdan şüphem yok. Ama korkarım ki siz iyileşene kadar buna inanmayacaksınız. Gerçi bugün bana inanmanızı ya da güvenmenizi beklemiyorum. Ama en azından benimle konuşun. Konuşuyorum ya işte. Daha ne anlatayım? Size ne oldu Vahit Bey? Onu anlatın. Bana ne oldu? Yok hanımım. Bugün de yemedi. Ya 5 gün oldu. Odasına koyduğum suyu bile içmemiş. Vahit, oğlum, bir şey mi oldu? Tamam, hadi sen yukarıya geç, ben geliyorum hemen. Yatağı falan hiç bozulmamış. Ya bir daha hanımım, odasına girdim diye bana çok bağırdı. Tamam Semiha, sen de hırpalama kendini. Daha önce de oldu biliyorsun. Bir süre sonra geçiyor. Hadi sen buraları topla. Eline sağlık, her şey çok güzel olmuş. Herkese ne olduysa bana da oldu. Yaşadım, gördüm, geçirdim. Babam da benim gibi çok yanlışlar yapmıştı. Sonra da hayat ona bu yanlışların bedelini çok fena ödetmişti. Ben de şimdi nihayet sonundayım her şeyin. Çok şükür ki, çok şükür ki sonundayım. Babam da diyor, aynı hastalık belki de babasında da vardı. Hayatın bitmesi için gerçekten bu kadar sabırsız mısın Vahit Bey? Bu konuşan kalbinin mi yoksa hastalığının mı sesi? İkisini birbirinden ayırt edemeyeceğimiz kadar iç içe geçmişler. Uykularınız nasıl Vahit Bey? Yatınca 1-2 saat dalıyorum. Sonra yüreğimde acayip bir yanmayla uyanıyorum. İçim cayır cayır yanıyor. Ne kadar sürüyor bu sıkıntı ve yanma? Hiç geçmiyor. Ama akşama doğru biraz hafifliyor. Peki bu yoğun karamsarlık son aylarda mı başladı? Ama şimdi siz her şeyi hastalığa bağlıyorsunuz. Beni anlamıyorsunuz. Bunların hepsi gerçek.
Siz hep böyleydiniz demek. Evet. Ne oldu? Buna da mı inanmadınız yoksa? Vahit Bey, depresyon dediğimiz hastalık insanı çalıştırmaz. Bütün gücünü ve enerjisini tüketir. İşle ve özel hayatla ilgili yanlış kararlar aldırır. Oysa siz yıllardır çok başarılı bir iş adamısınız. Hoş geldiniz Vahit Bey. Neredesin sen Levent? Efendim bir müşterimizin variziyle ilgili ufak bir sıkıntı var. Sana mı kaldı varizlerle uğraşmak? 200 kişi çalışıyor burada. Seni müdür yapmakla hata mı ettik acaba? Olur mu efendim öyle şey? Tabii takdir sizin yine de. Söyle Zafer. Ne zaman? Ha. O konuya daha karar vermedim. Karar verince haberiniz olur. İhale evraklarını imzala. Bekliyorum. Vakit kaybettirme. Levent Bey, affedersiniz. Afiyet olsun. Hep böyle değildiniz, değil mi? Artık sadece insanları değil, işleri de berbat ediyorum. Bütün aile benim yüzümden perişan olacak. Halbuki onların bir suçu yok. Benim günahlarımın bedelini onların ödemesini istemiyorum. Bunlarda hayret edecek bir şey yok aslında. Hastalığın bütün belirtilerini tek tek anlatıyor. Şu anda tam anlamıyla içine almış hastalık onu. İki cihan bir araya gelse ağır depresyon geçiren birine hastalığını kabul ettiremem. Hele ki Vahit Bey gibi birine. Bu konuda haklı. Bugünlük daha fazla üzerine gitmemeliyim. Vahit Bey, sizden bir şey isteyebilir miyim? Hasta olduğunuzu kabul edin ya da etmeyin ama size yazacağım ilacı düzenli olarak kullanmaya başlayın. Ne işe yarayacak bu ilaç? Benim düşüncelerimi mi değiştirecek? Vahit Bey, siz Almanya'da eğitim görmüştünüz değil mi? Müsbet ilim okuduğunuza göre beni anlayacağınızı umuyorum. Bu hastalıkta beyin hücrelerindeki enzim sistemlerinde bir değişiklik oluyor. Dengeler bozuluyor. Bu ilaçlarla da bozulan dengeleri düzeltmeye çalışıyoruz. Ama ilaçlar hemen etkisini göstermeyecek. O yüzden ilk günlerde sizin durumunuzda da hiçbir değişiklik olmayacak. Ne zaman bu denge değişmeye başlarsa, anlattığınız her şey ancak o zaman yavaş yavaş düzelmeye başlayacak. Her şeyi çok güzel anlatıyorsunuz ama bir şeyi gözden kaçırıyorsunuz Manolya Hanım. Nedir o? Sizin şikayet ya da semptom dediğiniz şeyler benim karakterim. Herkesi iyileştiremezsiniz. Böyle ağır bir depresyondayken kendinizi sevmenizi ve beğenmenizi beklemiyorum zaten. Ama bence sandığınız kadar kötü biri değilsiniz Vahit Bey. Siz beni hasta olduğuma... Ben de sizi kötü olduğuma ikna edemeyeceğim, anlaşıldı bu. Peki, kabul. Diyelim ki sizin dediğiniz gibi.
Diyelim ki hastayım. Ya hasta iyi olmak istemiyorsa? O zaman ne yapıyorsunuz? Biraz önce iş konusunda da yanlış kararlar vermeye başladığınızı söylediniz. Ve bunun ceremesini ailemin çekmesini istemiyorum dediniz. Eğer bu hastalığa müdahale etmezsek, onlar da en az sizin kadar zarar görecek. Dediğim gibi, depresyon çok zor ve ızdıraplı bir hastalıktır. Hayatınızı, işi gücü, aileyi de çok etkiler. Dediklerinizin doğru olduğunu kabul ediyorum. Diyelim ki siz herkese kötülük yaptınız. Herkesin hayatını mahvettiniz. Ve öyle bir noktaya geldiniz ki artık kendinize bile tahammülünüz yok. Peki bu yaşadığınız sıkıntının yakınlarınızı nasıl üzdüğünü görmüyor musunuz? Oğlunuz sizin için çok endişeleniyor. Madem artık sizin deyiminizle hayatlarını mahvetmek istemiyorsunuz, buraya, kırmızı odaya bir şans verin. Belki son perdede omuzlarınızdaki o yükü biraz olsun alabiliriz. Ne yapmamı öneriyorsunuz yani? Oh, çok şükür sonunda. Bir yere ben de ümidi kaybetmek üzereydim. İşe ilaçlardan başlayın. Düzenli olarak kullanın. Bir hafta sonra da tekrar görüşelim. Çok zor değil mi karar vermek Vahit Bey? Belki de ilk defa birini dinleyeceksin. Etrafa korku saçarken aslında kendini cezalandırdığını kabul etmek de çok zor değil mi? Hiç bu kadar varlığıyla bütün odayı dolduran ama yine de bu kadar yalnız olan birini görmemiştim. Bu ilaçlar uyumama yardımcı olacak mı? Tabii ki olacak, merak etmeyin. Göğsünüze oturan o sıkıntıyı da alacak. Peki. Dediğiniz gibi olsun. Sizinle bile mücadele edecek gücüm kalmadı zaten. Haftaya görüşmek üzere hanımefendi. Görüşmek üzere Vahit Bey. Ne demişti oğlu onun için? Son imparator. Ondan izinsiz hiç kimsenin yanına gidemediği, dokunulmaz, uzak, otoriter ve adından bile korkulan bir adam. Ama aslında kimsin sen? Vahit Bey, baba, patron, koca olmadan önce kimdin? Bunca yıllık doktoru bile bu hasta halinle bu kadar etkilemeyi nasıl başardın? Buyurun Zafer Bey. Oturun lütfen. Teşekkür ederim. Nasıl Manolya Hanım? Ne diyorsunuz? Babanız anlattığınız kadar varmış. Hemen anladınız değil mi? Zor bir adam evet. Ama daha önemlisi çok hasta. Babanız çok ağır bir depresyon geçiriyor Zafer Bey. Bir şeylerin yolunda olmadığı belliydi. Ama bu kadar ağır olabileceğini kabul edemedim.
Lütfen hemen moralinizi bozmayın. Depresyon tedavi edilebilir bir rahatsızlık. Ben yanımızda kalsın istiyorum. Babam otelde kalmakta ısrarcı. Siz ne dersiniz? Bu ara yalnız kalmamasını öneririm. Çünkü çok yoğun intihar düşünceleri var. Eyvah. Yapmayın. Ne yapacağız? Bu hastalıkta bu düşünceler hep olur. Siz dikkatli olun. Gözünüz hep üzerinde olsun. Yine bu dönem işle ilgili ciddi kararlar almasın. Daha doğrusu hastalık düzelene kadar kararları erteleyin. Bir de ilaçlarını düzenli alması bizim için çok önemli. Karar bile almasın diyorsunuz değil mi? Ah, keşke daha önce getirebilseydim size. Dediklerinizi harfiyen uygulayacağımızdan şüpheniz olmasın. O otelde kalmakta ısrar edecektir. Ama hem benim hem de otel personelinin bu konuda çok uyanık olacağımızdan emin olabilirsiniz. Tamam, anlaştık o zaman. Haftaya yine bekliyorum sizi. Memnuniyetle geleceğiz. Bize gösterdiğiniz ilgi ve alaka için size müteşekkiriz. Rica ederim. Ben böyle diyorum ama babam ilaçlarını içip buraya da düzenli gelir mi sizce? Siz söylerseniz yapar. Ben mi? Babanız sizi kırmak istemiyor. Babam mı söyledi bunu size? Zafer Bey, sizin ne düşündüğünüz babanız için sandığınızdan çok daha önemli. Demek bunları dile getirebilmek için hasta olmayı beklemesi gerekiyormuş. Sizin gibi babanızın da içini açması kolay olmayacak. Benden daha çetin cevizdir babam. Peki sizi ne zaman konuşacağız Zafer Bey? Sizin mutsuzluğunuz da en az babanızın rahatsızlığı kadar önemli benim için. Teşekkür ederim. Neden? Size yardımcı olamıyorum ki. Bazı sözlerinizle sandığınızdan fazlasını yapıyorsunuz. O zaman haftaya bekliyorum sizden konuşmak için. Memnuniyetle. Tekrar çok teşekkür ederim. İyi akşamlar Manolya Hanım. İyi akşamlar Zafer Bey.